Merhaba, bu derste Dreamweaver'daki araç çubuklarını inceleyeceğiz. Araç çubukları Dreamweaver'da menüdeki yaptığınız işlemleri gözünüzün önüne getiren ve tek tıklamayla butonlar sayesinde işleme koymanızı sağlayan bir alan. Araç çubuklarında en öncelikli araç çubuğumuz belge araç çubuğu. Yani araç çubuğu diyorum, kastettiğim alan deneme sekmesinin altında soldan sağa doğru giden geniş alan. Kod ve tasarımın ne olduğunu önceki derslerde anlatmıştım. Canlı seçeneği sizin web sayfanızı sanki bir internet sayfasındaymış gibi nasıl görüneceğini belirlemenizi, görmenizi sağlar. Yani siz internet sayfasının nasıl olduğunu merak ediyorsunuz. Bunun için sayfanızı Firefox'ta, Chrome'da denemenize gerek yok. Dreamweaver kendi içinde bir renderlama mekanizmasına sahip ve sayfanızı canlı görünüme dönüştürerek nasıl görüneceği hakkında bir fikir edinmenizi sağlıyor. Mükemmel değil elbette ama browserlar arası geçiş, yani internet sayfası yap, tarayıcıya geç, Dreamweaver'a geç, bunlardan sizi kurtarıyor. Çoklu ekran ön izlemesi çok iyi bir seçenek. Bundan bahsetmiştim biraz. Çoklu ekran ön izlemesinde sayfanızın telefonlarda, akıllı telefonlarda, tabletlerde, masa üstlerinde nasıl ve ne şekilde görüleceğine bu ekrandan tespit edebiliyorsunuz. Adresimiz, ortam sorguları, görüntü kapısı boyutları, buradan değişiklik yapabilirsiniz. Yani akıllı telefonların ekran çözünürlüğünü 160, yüksekliğinde 150 yaptığınızda bu alan daralacaktır ve ona göre bir şekil çıkacaktır. Varsayılanları sıfırlaya getiriyorum. İptal'a basıyorum. Tabletlerde tabii arkada herhangi bir internet sayfası yok ama farz edin böyle bir internet sayfası var. Tabletlerde bu şekilde, masaüstü görünümünde bu şekilde, telefon görünümünde bu şekilde olacak. Aynı alandan teker teker de var olan, hazır olarak gelmiş boyutlardan seçim yapabilirsiniz. Boyutları düzenle seçeneği tercihler alanına açıyor. Ama size tavsiyem, pencere boyutlarını değiştirmek istiyorsanız bu alana gelebilirsiniz. Bakın, artı ve eksi tuşları, ekleme ve çıkarma tuşları emrinize amade. Tarayıcıda ön izleme butonu bizim internet sayfamızı yaparken en çok kullanacağımız alanlardan biri. Neden? Sayfanızın nasıl göründüğü canlı görünümünde görebiliyorsunuz ancak tam olarak browserlarınızda, yani internet tarayıcılarınızda görüntü almak da isteyebilirsiniz. Bu sebeple ön izleme hedefiniz Chrome, Firefox Explorer'larda ya da Adobe Browser Lab'ında görüntüleme imkanı sunan bir buton bu. Onun yanındaki buton Upload, Download butonu. Yani sitenizdeki FTP ayarlarını yaptıktan sonra sayfanızı internete alıp koyma, teslim alıp teslim etme seçeneklerini barındıran bir buton. Ben genelde bu işler için sağ taraftaki dosyalar panelini kullanacağım. İlerleyen derslerde buna değineceğim. Doğrulama butonunu hatırlıyorsunuz. Doğrulama alanını panellerden hatırlıyorsunuz. Şimdi bu da karşımıza buton olarak çıkıyor. Onun yanındaki tarayıcı uyumluluğu butonu ise tarayıcı uyumluluğu panelinin aynısı. Görsel yardımcılar sayfanızdaki çeşitli durumlarda, çeşitli seçeneklerde, örneğin çerçeve kenarlarında, tablolarda size görsel olarak yardım sağlıyor. Başlık kısmı web sayfanızın başlığını ayarlamanızı kolay bir şekilde değiştirmenizi sağlıyor. Bakalım, böyleden gelelim. Kastettiği alan bu. İşte Dreamweaver kodlarla uğraşmadan, aslında title komutunu yazarak kendiniz yazabilirsiniz. Head etiketleri arasına girmek zorunda tabi. Buradan değişikliği yapabilmenizi, kolay bir şekilde yapabilmenizi sağlıyor. Örneğin Umut denemesi. Enter'a basıyorum. Anında değişti. Peki bu neyin nesi olacak? Bu internet sayfasını açtığımda karşıma gelen başlık olacak. Yani kastettiğim nokta şu. Umut D'nin denemesi. Bu alan olacak.
Diğer panellere değinecek olursak, diğer panellerimize öncelikli olarak araç çubuğuna sağ tıklayarak ulaşabiliyoruz. Stil oluşturma ekranı CSS stil dosyalarında karşınıza çıkacak seçeneklere seçmenizi sağlıyor. Örneğin stil oluşturma alanında baskı ortam türü oluşturda hazırladığınız uygulamanın çeşitli medya biçimlerinde nasıl çıkacağını, o medya biçimlerinde nasıl gösterileceğine ilişkin seçenekler oluşturmanızı sağlıyor. Bunu kaldırıyorum. Standart seçeneği ise bilindik şeyler var burada. Hepimizin Word'den, Excel'den tanıdığımız seçenekleri barındırmakta. Standart seçeneği ise bildiğimiz butonlara sahip. Örneğin yeni butonu. Örneğin aç butonu. Bu buton biraz yabancı gelebilir. Adobe Bridge. Adobe'un görüntüleyici hizmetinde karşınıza çıkıyor. Kaydetme seçeneği, tümünü kaydetme seçeneği, hatta baskı kodu seçeneği de mevcut. Yazdırmanı sağlayan bir seçenek bu. Yan taraftakilere değmiyorum. Kes, kopyala, yapıştır, geri al, yeni yinele seçenekleri var. Bir de bu panel eğer çok alanınızı daralttığını düşünüyorsanız, bu araç çubuğunu sol taraftan basılı tutup yukarı doğru çekiştirebilirsiniz. Çektiğiniz anda ya da bıraktığınız anda ekrana oturuyor. Siz de alan tasarrufu yapabiliyorsunuz. Kaldırmak içinse gene aynı yol. Araç çubuğuna sağ tıklıyorsunuz. Standart seçeneğini kaldırdığınız anda her şey normal döner. Son anlatacağım konu durum çubuğu. Durum çubuğu sayfanızın alt kısmında yer alan çubuk. Burada mevcut etiketlerinizi görebilir, o etiketlere göre işlem yapabilirsiniz. Örneğin ben şimdi buradan Google yazısına bastığım anda, önceki derste ben buraya Google linki vermiştim, hatırlatırım. Anchor, yani link etiketi oluyor. Ben bu Google'ı seçmek istediğimde, yani buradaki yazıyı seçmek istediğimde, linki seçmek istediğimde A'ya basmam yetiyor. Veyahut paragrafı seçmek istediğimde P etiketine basmam yetiyor. Body etiketi sayfanın tümünü seçmemi sağlayan bir etiket. İşte body'ye bastığım anda da body etiketinin içinde ne var ne yok seçiliyor. Ekranın sağına doğru geliyorum. El aracı var. El aracını Photoshop kullananlar aşinadır. Buraya basarak sayfanız eğer çok büyükse, ki şu anda ben sayfayı büyüteyim, kontrol tuşuna basılı tutup fare tekerleğini yukarı çektiğinizde sayfayı büyütüyorsunuz. El aracı seçili basılı tutup farenin sol tuşuna aşağı, yukarı, sağa, sola tarzında sayfada gezinti yapabilirsiniz. Bunun yanında yakınlaştırma aracı da var. Yakınlaştırma aracında Photoshop kullanımı gibi bir seçeneğiniz mevcut. Alt tuşuna basılı tuttuğunuz anda küçültüyor. Parmağınızı alt tuşundan kaldırdığınızda, yani farenin sadece sol tuşuna bastığınızda belgenizi büyütüyor. Ekranın sağ alt köşesinden ne kadar büyüme ve küçülme yaptığını sayfanın görebilirsiniz. %100 seçeneğini de seçiyorum. Normale dönüyor. Veyahut burada çok çok büyütüp çok çok da küçültebilirsiniz. Kısa yollar da burada mevcut. Seçimi sığdır, tümünü sığdır, genişliğe sığdır seçenekleri ise ekstra gelen seçenekler. Onun yanında cep telefonu boyutu var. Cep telefonu boyutuna bastığınızda 480x800 çözünürlüğündeki bir cep telefonunda web sayfanızın nasıl çıkacağı, şuradan seçme aracını tekrar seçeyim, en eski haline getirdim. Onun yanında tablete bastığınızda 768x24 çözünürlüklü bir tablette ekranınızın nasıl görüneceği, onun yanında ise normal bir masaüstü ekranında nasıl sayfanızın görüntüleneceği ya da nasıl bir şekle sahip olabileceğini görmenizi sağlayan opsiyon bunlar. Ben yine pencere boyutlarından tam boyutu seçiyorum. Her şeyi normale döndürüyorum. Ki az önce aynı yere dikkatinizi çekerim. Yatay yönlendirme, dikey yönlendirmeye de geçtim. Şu alanların aynısını yukarıda çoklu ekran ön izlemesi kısmında göstermiştim. Onun yanında 1K1SN yazıyor. Buradan kastı şu: indirme boyutu, indirme süresi. Yani sayfanın toplam boyutu 1 KB,
bir saniyede yüklenir bu sayfa anlamına geliyor. Sayfayı çok fazla fotoğrafla doldurduğunuzda bunun bir hesabı var ki ayarını değiştirmeye göstereceğim size. Bu internet sayfası hızına göre sayfanın yüklenme saniyesini görmenizi sağlayabilen bir seçenek bu. Eskiden internet sayfaları yavaş yüklendiğinde Dreamweaver'ın önceki versiyonlarında ki ben bir versiyonunu hatırlarım Dreamweaver'ın bu alan çok önemli bir yere sahipti. Unicode seçeneği ise mevcut dokümanınızın kullandığı karakter kodlamasının özetini size sunar.